Sevgili KON TV izleyicileri, İftara Doğru programında bugün de sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. Öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder, sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerime başlarım. Bugün de sizlere bu bölgelerimizde yetişmiş kıymetli bir hocamızın hatırasını nakletmek istiyorum. Mahmut Toptaş hocamın hatırası. Efendim 70'li yıllarda Fransa'ya gider Mahmut Toptaş hocam. Efendim oradaki gurbetteki çalışan işçi kardeşlerimiz, aman hocam, canım hocam, iyi ki geldin. Efendim ciddi bir problemimiz var diye hocamdan yardım isterler. Hayırdır, problem nedir? Efendim burada Fransız bir hanım var. Öyle sorular soruyor ki feleğimizi şaşırıyoruz. İşin içine çıkamıyoruz. Bizi dinden, diyanetten edecek. Hayırdır, neler soruyor? Anlatırlar. Hocam der ki hele bir gelsin, görüşelim, Allah'ın izniyle gereken cevabı veririz. Efendim hocamla o Fransız hanım buluşurlar. Hocam giderken yanında da efendim Muhammed Hamidullah Hoca'nın İslam'a Giriş isimli kitabını götürür. Hoş beş tanışmadan sonra hanımefendi hocamıza sorular yöneltmeye başlar. Mahmut Toptaş hocam der ki şu kitabı size hediye etmek istiyorum. Bu kitabı okuyun. Ondan sonra bütün sorularınıza cevap vereceğim. Ama bu kitabı okumadan sizi muhatap almıyorum der. Bakar ki Fransız hanımefendi bu diğer Türklere benzemiyor. Bu Çetin Ceviz. Ben çok kitap okudum İslam hakkında. Bunu da okurum der. Tamam, ne kadar zamanda okursun? Şu kadar zamanda. Ve belirli bir tarih belirlerler. Ve o gün tekrar Mahmut hocamla Fransız hanım karşı karşıya gelecek. O hocama sorular soracak. Hocam da onlara cevap verecek. Kararlaştıkları gün geldiğinde hanımefendi gelir. Bizim oradaki Türkler de, Müslüman kardeşler de gelirler. Acaba hocam efendim bu hanımefendiye haddini bildirebilecek mi? Heyecanla beklerler. Ve kıymetli dostlar, hanımefendi söze şöyle başlar. Hoca, kitabı okudum. Müslüman olmaya karar verdim. Efendim ama bir mesele var, onu çözmemiz gerekiyor. Nedir o? Ben Hristiyanım, bu kültürle yetiştim ve bizim yetiştiğimiz kültürde de domuz eti ve ürünlerini, mamullerini seviyoruz. Sizin kitabınızda domuz ve ürünleri yemek karammış. Eğer buna bir çare bulabilirseniz Müslüman olacağım der. Şimdi herkes hayretler içerisinde, ne cevap verecekler? Hocam evet mi desin, hayır mı desin? Hocam düşündüm diyor, henüz bu Müslüman değil. Domuz eti Müslümanlara haram. Dolayısıyla efendim hele bir Müslüman olsun, ondan sonra domuz etini de buna anlatırız diye düşünür. O arada da ayeti kerime Ankebut suresinin 45. ayetini hatırladım. Efendim Rabbimiz buyuruyor ki inne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz fuhşiyattan, münkerattan seni arındırır. Müslüman olur da namaza başlarsa Allah'ın izniyle namaz domuzu kıvacağından eminim der Mahmut hocam. Buna güvenerek tabi hanımefendiye bir şey söylemez. Sen hele bir Müslüman ol, domuzu sonra konuşuruz. O birinci maddemiz değil der. Ve hanımefendi Müslüman olur. Tekbirler filan, millet heyecanla elhamdülillah hem bir problem çözüldü hem de Müslüman olarak aramıza katıldı. Bu kadar zeki ve bilgili bir hanımın Müslüman olması bize de güç kuvvet verecek diye sevinirler. Bu görüşmeden sonra Hamidullah Hoca'nın İslam'a Giriş isimli eserinden sonra Mahmut Hocam ona bir güzel Kur'an tercümesi hediye eder. Hanımefendi bu bizi yaratan Rabbimizin bizden istedikleri ve istemediklerini anlatan kitabımız, iman ettiğimiz kitabımız diye onu hediye eder. Aradan bir müddet daha zaman geçer. Hanımefendi Kur'an-ı Kerim'i satır satır okumuş, çizmiş, notlar almış ve sonunda tekrar buluştuklarında der ki hoca ben domuzdan da vazgeçtim. Rabbimiz kitabımızda müminlere bunu yasaklamış. Helaller sayılamayacak kadar çok. Haramlar ise sınırlı bir miktarda. Ben işittim ve itaat ettim ya Rabbi diyorum. Bundan sonra domuz eti de yemeyeceğim der. Mahmut hocam der ki hamdolsun namaz domuzu kovdu.
Kıymetli dostlar, Ramazan ayında biz haramların her çeşidinden sakınırız. Hayatımızdaki olumsuz olan her türlü pislikten, eksiklikten, ahlaki zaaflardan da bizi temizleyecek olan oruç ve namaz ibadetinin hakkını vererek eda edebilmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin diyorum. Şimdi yine sözü Kur'an'a, Kur'an tilaveti için İsmail Halıcı Hocama takdim ediyorum. Aziziye Camii'mizin müezzin ve kayyımı. Kıymetli Hocam, lütfen buyurun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء Thank you.
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Kıymetli dostlar, bu güzel Kur'an tilaveti için İsmail Halıcı hocama teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala razı olsun. Rabbimiz okuduklarımızla, dinlediklerimizle amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kur'an ya şefaatçidir ya şikayetçidir. İnşallah Kur'an'ın şefaatine nail olanlardan olmayı Rabbimiz şu mübarek günler ve saatler hürmetine hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün de iki tane güzel misafirimiz sizlerle birlikte olacak. Belki bu programı, özellikle ilk bölümünü Ramazan'ın ilk günlerinde yapmamız gerekirdi ama zararın neresinden dönülse kârdır. Birçoğumuzun ihtiyaç hissedeceği konuları bugün inşallah sizlerle konuşacağız. Ramazan ayında tabii beslenme alışkanlıklarımız değişiyor. Yani yemek öğünleri düşüyor. Biz iftarda özellikle bir günde yememiz gereken 3 öğünü paketleyip bir öğünde tüketebiliyoruz. Ondan sonra da ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ya da oruçluyken acıkmayayım diye yanlış beslenmelerimiz olabiliyor. Ya da oruçluyken susamayayım diye bolca su içerek yine kendimize işkence edebiliyoruz. Neler yapmamız gerekiyor? Tabii işin uzmanına sorarak efendim bu konuları birlikte dinleyelim, öğrenelim diye arzu ediyoruz. Bugünkü misafirimiz uzman diyetisyen Hediye Nur Büyük Samancı hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Rabbim afiyette daim etsin. Efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahur yapın, sahur berekettir buyuruyor. Sahuru da genelde seviyoruz yani. Ben en azından kendi adıma söyleyeyim. İhmal etmediğim öğünlerden bir tanesidir. Efendim, sahurun bir uzman diyetisyen olarak sizin penceremizden baktığımızda Efendimiz böyle tavsiye ediyor. Peki uzmanlar ne diyor bu konuda? Bize neler söylemek istersiniz? Soruya geçmeden önce ekran başında bizi izleyen tüm seyircilerimizin Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan ayı hepimizin, oruç tutanlar için özellikle, beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutmadığımız saatler arasında en az 2 öğün yapmamız gerekiyor. Bunun için de sahur öğününü atlamamamız lazım. Çoğumuz sahura kalkmıyoruz ya da sadece su içip yatabiliyoruz. Bu da ister istemez bizim erken saatte kan şekerimizin düşmesine neden olabiliyor. Ve günü verimsiz geçirmemize neden olabiliyor. Aynı zamanda sahura kalkmadığımızda ortalama 14-15 saat olan açlık süremizi 18 saate kadar da çıkartmış oluyoruz. Sahur bizi oruca hazırlayan en önemli öğün. Onu atlamamız gerekiyor. Eyvallah. Özellikle hani çocuklarda da çok olur ve kendi çocuklarımda da çok defa yaşadım. Yarın acıkmamak için şunu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim filan. Bir de susamamak için yine aynı telaşa düşülüyor. Hani orucu daha rahat geçirebilmek adına sahurda neler tüketmeli ki efendim oruçta zorlanmayalım diye bir soru daha yöneltsek.
Yani dediğiniz gibi sahurda çok yemek yemek doğru değil. Sahurda önemli olan bizi gün içerisinde tok tutabilecek, daha yavaş sindirilebilen lifli proteinli besinlere yönelmemiz gerekiyor. Bu besinler ne, buna baktığımızda da tam tahıllı ürünler, tam buğday, çavdar, kepekli ürünler. Özellikle Ramazan ayı başlamadan birçok ev hanımı bunun hazırlığına girdi zaten. Böyle bazlamalar, yufkalar falan yapıldı. Hep sahur hazırlıkları bunlar. Yalnız bu tip ürünlerin birçoğu beyaz undan yapıldığı için kan şekerimizi erken saatte düşürecek. Bu da bizim çok fazla acıkmamıza neden olacak. Hani bazlama, yufka tüketmeyin demiyorum ama beyaz un yerine kepekli un, tam uday unuyla bunları da yapabiliriz. Aynı zamanda süt ürünlerine yer verelim. Süt, yoğurt, kefir. Özellikle kefir. Birçok kişi kefirin ne olduğunu bile bilmiyor. Çok güzel bir süt grubu. Probiyotik içermekte. Probiyotik dediğimiz bağırsaklarımızda bulunan yararlı bakterilere verdiğimiz isim. Bu sayede Ramazan ayında çok sık yaşarız sindirim problemleri. Sindirim problemlerini önüne geçmek için lif oranı yüksek, yani bağırsaklarımızı güzel çalıştıracak ürünlere yönelmemiz lazım. Bunların başına da kefir gelmekte, mutlaka yer vermemiz lazım. Ardından yumurta, bizi gün içerisinde çok güzel tok tutan bir besin. Anne sütünden sonra en iyi protein dediğimiz kusur grup yumurta. Menemen, omlet, krep tarzında sofralarımıza bunu yer verebiliriz. Ardından yağlı tohumlar, fındık, fıstık, ceviz, bunlar da bizi gün içerisinde çok güzel tok tutar. Ancak bu ürünlerin kavrulmamış olanlarını tercih etmemiz lazım. Kavrulmuş olanların tuz oranları çok yüksek. Bunu da bizi gün içerisinde çok fazla susamamıza neden oluyor. O yüzden bunların çiğ formlarına yer verelim. Taze sebze meyveler muhakkak ki olsun. Yani mevsiminde sebze meyve tüketmek çok çok önemli. Ve en çok atladığımız yeşillikler. Sahurda çoğumuz yeşilliklere yer vermiyoruz. Ama dediğim gibi posa almamız gerekiyor. Bağırsak problemi yaşamak istemiyorsak muhakkak ki yer verelim bu süreçte. Özellikle yeşilliklerin hani halk arasında vardır ya, çabuk geçiyor, midemde durmuyor filan diye, bu doğru mudur? Yani yoksa mutlaka olması gereken besinler arasında mı? Yani çabuk geçiyor diyemem ama posa oranı çok yüksek. Lif oranı çok yüksek. Bu aslında bizim tok durmamıza yardımcı olacaktır. Yani sindirimimize yardımcı olduğu için dediğim gibi yavaş sindirilebilen besinlere yer vermemiz gerekiyor. O yüzden yeşillikleri muhakkak ki yer verelim, es geçmeyelim. Özellikle tabii çalışanlar açısından susuzluk en önemli problem oluyor. Hı-hı. Hani gün içinde susuzluk çekmemek adına özellikle ne tavsiye edersiniz? Özellikle sahur önünde çok tuzlu, baharatlı yiyeceklere yer vermeyelim. Bunlar bizim gün içerisinde çok çabuk susamamıza neden olur. Aynı zamanda sucuk, sosis, salam, pastırma gibi işlenmiş gıdalardan uzak duralım. Yaptığımız yemeğin hazırlanma şekli de çok önemli. Kızartma, kavurmalardan olabildiğince uzak durmamız gerekiyor. Özellikle zayıflama programında olan kişilerin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla hamur işleri, şekerli gıdalardan olabildiğince uzak dursunlar. Çünkü Ramazan ayı sonunda da çok hızlı tartıda kilo artışlarıyla karşılaşabiliyorlar. Eyvallah. Tabii Ramazan'da iki öğün, özellikle de iftarda. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum, böyle yaz dönemine denk gelmişti. İşte köylü çocuğuz, çalışıyoruz, böyle çobanlık yapıyoruz filan. Akşama dudaklarımız kuruyor, böyle parçalanıyor. Bir su olsun, başka bir şey istemem filan. İftarda böyle suyu kana kana içiyorduk, ondan sonra bir şey de yiyemiyorduk. İftar öğünümüz özellikle nasıl olmalı diye bir soru yöneltsek. Özellikle iftarı tek bir öğün değil de iki öğüne bölmemiz lazım. İftar başlangıcı 10-15 dakika sonra yapacağımız tekrar bir öğün. Dediğiniz gibi iftara yakın kan şekerimiz düşüyor ve biz bu sürede çok hızlı bir şekilde çok yemek yeme eğiliminde oluyoruz. Zaten hepimizin yaptığı birçok hatalarından biri kısa zamanda çok yemek yeme eğilimi. Bu da iftar sonrası sindirim problemlerine, bağırsak sorunlarına, mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Aynı zamanda da kilo artışına neden olabiliyor. O yüzden iftarı önce başlangıcında hurmayla açabiliriz. 1-2 bardak su içip çorbamızı tükettikten sonra bir 10-15 dakika sofradan ayrılmamız gerekiyor. Bu sırada bir namaz arası verebiliriz. Ardından kaldığımız yerde sofraya tekrar oturuyoruz. Kalan ana yemeklerimizi tüketmeye devam ediyoruz. Bu sayede birçok şikayetimiz de özellikle şu an toplumda birçoğunun iftar sonrası yaşadığı problemlerden kurtulacağına eminim. Hani bizim genelde Türkiye'de hani akşam namazlarına kimse camide olmaz. Çünkü iftara odaklanmışızdır. Hı hı. Halbuki sizin tarife göre böyle özellikle erkek kardeşlerim için camide hurmayla bir iftar edilse Medine-i Münevvere'de mesela, hı hı, öyle.
Ondan sonra namaz kılınıp dediğiniz gibi ana menüye geçilse herhalde en sağlıklı olan da o olacak. Aynen ama. Öyle. Kan şekerimiz dediğimiz gibi düşüyor. Hurma, liforan da çok yüksek. O düşen kan şekerimizi çok güzel dengeliyor. Zaten aradan sonra iştahımız kapanıyor. Yani bu ara bizim birazcık tokluk mekanizmamızın uyarılmasına yardımcı oluyor ve bu aşırı yeme durumu ortadan kalkıyor. Bir de vitamin bakımından da hurma birçok vitamin içerisinde barındırıyor herhalde. Aynen. Değil mi? Güzel magnezyum içeriyor, liforanı yüksek bir gıda. Hurma muhakkak yer verelim bu süreçte, Ramazan ayı boyunca da sofralarımızdan eksik etmeyelim. Eyvallah. Peki tersten bir soru. Hı-hı. Yemeğin üzerine de hani bazen tatlı canı çekiyor ya insanın. Onun yerine de hurma ve benzeri, mesela hurma olabilir, kayısı olabilir. Hı-hı. Bu tür şeyler tüketmek doğru mudur, yanlış mıdır? Tüketebiliriz. Şöyle, sıvı alımını hoşaf komposto olarak değerlendirebiliriz. Bu da bizim tatlı ihtiyacımızı çok güzel giderir. Ama bunların içerisine olabildiğince şeker katmayalım. Şekersiz versiyonlarını deneyelim. Meyve de hemen yemeğin ardına değil de iftardan 1-2 saat sonra yapacağımız gece arı önümüze koysak çok daha güzel olur. Eyvallah. Mehmet Emin abi, biraz kulaklarımızın pasını silelim mi? Eyvallah. Allah
Atıp boynuma zinciri varaydım ol Ravza-i Pak ile görenler beni divane sansın ya Resulallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Ramazan ayı deyince bizim Anadolu kültüründe tatlı olması olmazımız.
ve en marifetli tatlılar da yine Ramazan'da ortaya konulur. Bir, hangi tatlıları tercih edeceğiz? İki, iftardan hemen sonra tatlı tüketmek yemeğin üzerine ne kadar doğru? Ben mesela Uzak Doğu'da, yine İslam ülkesinde tatlı ve meyveyi yemekten önce yerlermiş sünnet diye. Bizde tam tersi gelişmiş. Bir uzman olarak sizin tavsiyeniz nedir bu konularda? Evet. Yani o tatlı ihtiyacını biz ilk başta hurmayla baskılıyoruz. O bizim kan şekerimizi güzel yükseltiyor. Ama iftarın hemen ardına tatlı tüketmek çok doğru değil. Sağlığımız için çok faydalı değil. İftardan 1-2 saat sonra yapacağımız bir gece öğününde tatlılara yer verebiliriz. Tatlı tercihimizde daha çok şerbetli tatlılar değil de sütlü tatlılar, meyveli tatlılara yer verirsek çok çok daha iyi olur. Ramazan'ın bir simgesi haline gelmiş güllaç olmazsa olmaz. Birçok kişinin çok severek tükettiği bir besin. Yani güllaç tüketelim ama şekeri biraz azaltalım. Çünkü şekerin çok fazla faydası yok vücudumuza. Özellikle kilo vermek isteyen ya da zayıflama programı içerisinde olan kişilerin tatlı tüketim sıklığına dikkat etmesi lazım. Her gün soframızda tatlılara yer vermeyelim. Onun yerine meyve olabilir, hoşaf olabilir, dondurma mevsimi yaklaşmaya başladı. Buna da yer verebiliriz. Ama tüketim sıklığımız haftada 1-2 olursa çok daha iyi olur. Her gün soframızda bugün hangi tatlıyı yapsak diye düşünmeyelim bence. Eyvallah. Mümkün olduğunca tatlıyı, özellikle şekerli tatlıyı uzak tutalım diyorsunuz. Aynen. Evet. Ya da şöyle söyleyebilirim, şekersiz tarifler deneyebiliriz. Yani illa basit şeker dediğimiz şeker grubuna yer vermek, glikoza yer vermek zorunda değiliz. Bal, pekmezle de tatlandırabiliriz. Tatlıyı bir şekilde de yer verebiliriz. Şekere göre bunlar daha masum diyorsunuz. Bunlar daha masum, sağlığımız için çok daha faydalı. Eyvallah. Peki Ramazan'da sporla ilgilenen arkadaşlarımız ya da spor yapmak isteyenler için ne önerirsin? Spor yapabilir mi? Ya da yapması gerekiyorsa neler yapabilir? Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Spor hayatımızın her döneminde olacak. Hani Ramazan'da ara verelim gibi bir durum değil. Ama Ramazan ayında ağır sporlara yer vermeyelim. Çünkü gün içerisinde vücut direncimiz ister istemez düşüyor. Daha kısa mesafeli yürüyüşlere yer verebiliriz. Özellikle sporu iftardan 1-2 saat sonraya öneriyoruz ama şu an yasaklar başladı maalesef. Böyle bir imkanımız yok özellikle çalışan grup için. Evde kardiyo tarzı hafif sporlara yönelebilirler. Ya da ev hanımları sabah saatlerinde saat 9-10 gibi yürüyüşlere çıkabilirler. O da hani kan şekerimizin çok düşmediği bir saat aralığı. Bu sayede sporu da hayatımızdan çıkartmamış oluyoruz. Ramazan'da sporun bize ne gibi faydası oluyor? Sindirim sistemimizin çalışmasına çok büyük faydası oluyor. Dediğim gibi çok rahatsızlık, yani bağırsak problemleri yaşıyoruz biz Ramazan ayı boyunca. Kan şekerimizi çok güzel dengeliyor ve vücut direncimizi arttırmamıza yardımcı oluyor. Ardından Ramazan sonrası tartılarda böyle yüksek rakamlarla karşılaşmıyoruz. Eyvallah. Yani yürüyüş her halükarda. Hani diyorlar ya, bir lokma az, bir adım fazla sağlıklı bir hayat için. Herhalde doğru olan da olsa gerek. Eyvallah. Bir de tabii son dönemde birçok hastalıklar yaygınlaştı. Covid-19 en büyük imtihanımız. Kimler oruç tutması sakıncalı? Yani kimlere oruç tutmayı önermiyorsunuz? Başlangıçta diyabet, şeker hastalığı olan kişiler. Çünkü bu rahatsızlığı olan kişilerin beslenme tarzı azar azar sık sık beslenme. 2 saate bir şeyler yemek zorundalar. Kan şekerlerinde düşme olduğu için zaten vücutta yeterli insülin salgılanamıyor. Yanlış şöyle olabilir. Prediyabet ya da insülin direnci olan kişiler doktor kontrolü izin verdiyse oruç tutabilirler. Ama burada da beslenmeye özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. İsrar etmemeleri gerekiyor. Dediğim gibi ani kan şekerinde düşmeler, hipoglisemi ya da iftar sonrası koma gibi, felç gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirler. O yüzden tutmalarında sakınca var. Hamile bayanlar özellikle hipoglisemi, bayılma gibi sağlık problemleriyle karşılaşabilirler gün içerisinde. Bu da bebeğin sağlığı için zarar verir. Emziren bayanlar gün içerisinde sıvı alımı azaldığı için süt salınımı da azalıyor ve anne sütü yetersiz kalabiliyor. Özellikle ısrar etmemelerinde fayda var. Çok ağır hastalık. Özellikle kaç ay çocuklara, çocuğu olanlara emziren noktasında? Özellikle şöyle söyleyeyim, 6 aylık dönemde sadece bebek anne sütü aldığı için bu dönemde özellikle ısrar etmesinler. Çünkü bebeğin alacağı başka bir gıda yok, sadece anne sütü alıyor.
Yani buna da yine doktor kontrolünde bebeğin gelişimine göre değer verilebilir ama en azından bir yılı tamamlamaları gerekiyor emziren annelerde. Çünkü bebek ek gıdaya yavaş yavaş alışma dönemine giriyor 6. aydan sonra. Kimler tutmasın, çok ağır hastalıkları olan karaciğer yetmezliği, hipertansiyon, böbrek rahatsızlığı olan kişiler, çok ağır enfeksiyonu olan kişiler, çok yaşlı olan bireylerin oruç tutması önerilmiyor açıkçası. Eyvallah. Tabii Ramazan'da bazıları kilo veriyor, bazıları kilo alıyor. Hı-hı. Burada tabii bir dengesizlik olabiliyor. Yani Ramazan ayında kilo verilebilir mi? Yani verilmesi sağlıklı mı? Bazıları mesela hazır Ramazan gelmişken diyor, işte sahur yapmayayım, şunu yapmayayım, bunu yapmayayım falan. Böyle bir sağlıksız bir gidiş oluyor, hı-hı, herhalde. Bu konuda neler önerirsiniz? Sahur en başta da konuştuğumuz gibi bu öğünü atlamamamız gerekiyor. Neden? Normalde beslenmede 5-6 öğün veriyoruz. Ramazan'da bu ister istemez 2 öğüne düşüyor. Bu da bizim metabolizma hızımızın yavaşlamasına neden oluyor. Metabolizma yavaşlayınca vücut yediklerimizi otomatik yağ dönüştürüyor. O yüzden hani Ramazan ayında da dengeli beslenmeye yer vermemiz lazım. Ramazan ayında da sağlıklı kilo verebiliriz ama aç kalarak kilo vermek çok sağlıklı değil. Zaten hani Ramazan sonrası tartıya çıktıklarında belki tartıda kayıplar görebilirler ama giden kayıp ne? Kas mı, su mu, yağ mı? Yani. Genellikle kas ve su kayıpları yaşanıyor. Zaten 1-2 hafta sonra otomatik tartı yükselmeye başlıyor. O yüzden bu dönemde sağlıklı kilo vermeye, bunun bir uzmanına danışmalarında fayda var. Günü aç geçirerek oruç tutmamamız gerekiyor. Sırf kilo vermek için zaten veremiyoruz. Ama hani dikkat edersek çok da güzel kilo veren danışanlarım da var benim bu süreçte. Dediğim gibi sağlıklı, yeter, dengeli besleneceğiz. Biraz konunun dışına çıkacağım, hı-hı, ama özellikle kan grubuna göre son dönemde beslenmeyle alakalı çok şeyler söyleniyor. Hı-hı. Bu konuda sizin tavsiyeniz nedir? Yani doğru bir yaklaşım mı o? Yani çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'de yaklaşık çoğu kişinin kan grubu A grubu. O zaman çoğumuz süt grubu tüketmeyelim ya da belli bir besini tamamen çıkartalım. Bu çok doğru bir şey değil. Yani tek tip bir beslenme tarzını çok fazla önermiyorum. Her çeşitten olacak beslenmemizde. Yani tabağımız rengarenk olması gerekiyor. Her besinden yeteri kadar almamız lazım. Yani tamamen ekmeği çıkartamayız. Karbonhidratı da vücudun ihtiyacı var. Yaklaşık biz günlük enerjimizin %50-60'ını karbonhidratlardan karşılıyoruz. %15-20'sini proteinlerden, 25-30'unu yağlardan karşılıyoruz. Söylediğiniz beslenme yaklaşımı tek tipi. Yani içerik olarak baktığımızda çok sağlıklı diyemem. Eyvallah. Peki çok teşekkür ediyoruz Hediye Hanım. Ben sağ teşekkür olasınız. Ederim. Biz şimdi sizi uğurlayacağız. Hı hı. Efendim bu arada da katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Mehmet Emin abi, Hediye Nur Hanım'ı uğurlarken bir güzel eser de sizden alalım inşallah. Eyvallah. Cemalin görmüşem, orijinal.
dar olmuşam. Benden teradin eylerim İbrahim'e bir Cebrail'e. Hiç ihtiyacım kalmadı İbrahim'e Cebrail'e. Hiç ihtiyacım kalmadı Muhammed'e dosta. Sevgili dostlar, ikinci bölümde de Hüseyin Akıncı hocamla birlikteyiz. Geçen gece sahurda birlikte olmuştuk hocamla. Bugün de iftar saatinde yine hocamla birlikte olacağız. Hocamın ilminden, irfanından istifade etmek istiyoruz. Hocam kıymetli bir mekanda görev yapıyor. Hocaların hocası, yani vaizlerin, müftülerin yetiştirildiği ihtisas merkezimizde Selçuklu'da efendim idareci olarak görev yapıyor. Geçen akşam hocamla çok tatlı bir insicam oluştu. Nasıl zamanın geçtiğini anlayamamıştık su gibi. Bugün de efendim yine birlikte olacağız. Bugün hocamın menüsü hepimizin ihtiyacı olan bir konu. Yani Rabbimize nasıl yakın olacağız? Ve başlığıyla hocam bize dağarcığında olanları paylaşacak ama hocam o başlığı seçmiş. Ben de şöyle bir soru sorsam da öyle girsek diye düşünüyorum. Hüseyin hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize ve sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eyvallah. Şimdi başlık enteresan. Allah'a yakın olmakla alakalı bir başlık seçmişsiniz. Şimdi bizi izleyen kardeşlere şöyle sorsa, hocam Allah'a uzak mıyız ki yakın olmakla alakalı böyle bir sunum hazırladınız deseler ne diyeceğiz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Öncelikle bütün izleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Aleyküm selam. Bu fırsatı bize tanıyan değerli KonTV izleyicilerine de yöneticilerine de selamlarımı arz ediyorum. Şimdi Allah'ın Zülcelal bize uzak mı? Evet, bu önemli bir soru aslında. Bu kişinin kendi belirlemesine göre değişen bir durum. Eğer biz Allah-u Zülcelal'e yakın olmak istersek Allah-u Zülcelal bize yakın. Ama eğer biz Allah-u Zülcelal'e uzak olmak istersek bize uzak. Kur'an-ı Kerim'de eğer kullarım beni sorarlarsa ve izâ se'eleke ibâdi annî fe innî garîb. Sen onlara de ki ey Habibim ben onlara çok yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Eğer bana dua ederlerse ben onların dualarına icabet ederim. Bu sebeple bana iman etsinler, bana yalvarsınlar, yakarsınlar ki ben onların isteklerini vereyim ve doğru yolu bulsunlar buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bu ayet-i kerimede dikkatimizi çeken enteresan bir nokta var. وَاِذَا سَأَلَكَ. Kullarım eğer beni sorarlarsa, şart edatıyla gelmiş, eğer beni sorarlarsa, soran için Allah-u Zülcelal yakın. Ama eğer kul sormazsa, acaba Allah-u Zülcelal bana yakın mı, değil mi? Benim konumum nedir? Allah indinde hangi mertebedeyim diye bunu araştırırsa,
Allah'a yaklaşmak isterse Allah'ı Zülcelal yakın. Hatta Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ya. Ben onlara şah damarlarından daha da yakınım. Şah damarından daha da yakın. Dolayısıyla Allah'a yakın olma veya uzak olma kişiden kişiye değişen göreceli bir durum. Aslında Allah-u Zülcelal her an, her vakitte, her yerde bizi kuşatmış. İlmiyle kuşatmış, zatıyla kuşatmış, mekandan münezzehtir Allah-u Zülcelal ama bu anlamda otoritesiyle, kudretiyle bizi kuşatmış. Dolayısıyla bize hakikaten çok yakın. Aynı zamanda bizim amellerimizi takip etme, kayıt altına alma noktasında meleklerin vazifelendirilmesi, efendim bütün yaptığımız her işin öbür dünyada karşımıza çıkacak olan kitaba kaydedilmesi noktasında Allah-u Zülcelal bize çok yakın. Fakat biz ona ne kadar yakınız? İşte bunun belirleyicisi olan gene biziz. Nitekim Allah-u Zülcelal bize akıl vermiş, irade vermiş ve bu akıl ve iradeyi yönlendirecek olan peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, müçtehitler göndermiş, müceddidler göndermiş. Bugün kanaat önderi dediğimiz, akil insan dediğimiz, insanlara eğriyi doğruyu anlatan, onları yönlendiren hayırlı insanlar göndermiş. Ve bu sayede Allah-u Zülcelal bizi her yönüyle kuşatmış. Nitekim Kıyamet suresinde de يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Yeah. Buyuruluyor. Yani hakikaten biz aldığımız her nefesin hesabını vermekle mükellefiz. Aldığımız her nefesin Allah-u Zülcelal'in huzurunda tek tek hesabını vereceğiz. Başıboş bırakılmış değiliz. Bu sebeple hakikaten insanoğlu bu anlamda gerçekten çok duyarsız. Her nefesin hesabını vermekle yükümlü olan bir insan sanki hiçbir nefesin hesabını vermeyecekmiş gibi hareket edebiliyor. İşte bunun için Allah-u Zülcelal insanoğlunun bu durumunu vasfeden bir ayet-i kerimede biz bu emaneti dağlara, taşlara arz ettik de onlar yüklenmekten kaçındılar. Fakat insanoğlu bunu yüklendi. Bunu yüklendi ama gereğini yerine getirme noktasındaki davranışıyla insan ne kadar nankördür buyuruluyor. Hakikaten öyle. İnsan biraz nimete erişti mi, biraz bolluğa erişti mi birçok şeyi unutuverir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de de işte en fazla tekrar eden ayetler اَفَلَا تَفَكَّرُونَ اَفَلَا تَزَكَّرُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Neden düşünmüyorsunuz, neden ibret almıyorsunuz, neden hatırlamıyorsunuz, aklınızı neden kullanmıyorsunuz şeklinde Allah-u Zülcelal'e olan yakınlığımızı asla kaybetmememiz gerektiğine dair hatırlatmalar bize Kur'an-ı Kerim'de hitap olarak yöneltiliyor. Bu sebeple biz Allah'a yakın olmalıyız. Allah'a yakın olmak için gayret göstermeliyiz. Peygamberlerin hasleti bu. Meleklerin hasleti bu. Efendim Allah'ın veli kullarının, sevgili kullarının hasleti bu. Allah'a yakın olmak. Peki bizi Allah'tan uzaklaştıran eylemler nelerdir desek? Allah'ın yasakladığı, şeytan aleyhillâninin nefsimize hoş gösterdiği bütün davranışlar insanı Allah'tan uzaklaştırır. Ahmet bin Hanbel'in bu konuda çok güzel bir kıstası var. Ahmet bin Hanbel diyor ki ben bir iş yapacağım zaman önce şöyle bir nefsimi yoklarım. O iş nefsime hoş geliyorsa o işten uzaklaşır. Hmm. Çünkü nefse hoş gelen şeyler Allah-u Zülcelal'in rızasına çok muvafık olmaz. Tabii burada nefse hoş gelen derken biz burada insanların manevi anlamda haz aldıkları ibadetleri kastetmiyoruz. Ondan da insanlar haz alabilir ama belli bir mertebeyi kat ettikten sonra insanlar ibadetten zevk alır, imanın halavetine ulaşır. İşte bunun için önce bu nefsimize hoş gelen işlerden uzaklaşmamız lazım. Haramlardan kaçmamız lazım. İyi insanlarla beraber olmak için, hayırlı amelleri işlemek için gayret etmek lazım. Ondan sonra belli bir müddet sonra zaten o yakınlığı biz kendi gönlümüzde de hissedeceğiz. Hocam şimdi hani
zaman zaman biz de piyasada dolaşıyoruz ya. Evet. Kimsenin kalbi temiz, kimse çalışmanın ibadet olduğunu düşünüyor filan. Evet. Hani oruç hiçbir şer'i mazereti olmadığı halde keyfi olarak oruç tutmuyor. Namazlarında tembellik ediyor. Evet. Zekat hususunda duyarsız. Ama ben Allah'a yakınım diyebilir mi? Hani bunları yapmadığı halde de. Tabii şimdi hani kimsenin biz yakınlık derecesini bilemeyiz, ölçemeyiz. Tabii. O Allahu Zülcelal'in bileceği iş. Bu konuda tabii çok enteresan örnekler de var. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde normalde fuhuş ve münkeratla meşgul olan bir kadının efendim bir köpeğe su vermesi neticesinde Allah'ın günahlarını affedip cennetlik yaptığını bize haber veriyor. Burada da aslında gene Allah'a yaklaştırıcı bir fiilden dolayı böyle olmuş. İnsanlar işte yaptıkları işlerle, fiillerle Allah'tan uzaklaşıyor gibi görünürler, uzaklaşırlar. Ama bir güzel iş, bir güzel hasene insanları bir anda Allahu Zülcelal'e yaklaştırabilir. Bu sebeple fırsat kollamamız lazım. O uzaklaştırıcı davranışlardan kaçınıp bizi Allah'a yaklaştıracak davranışları adeta kovalamamız lazım. İnsan bu davranışın nerede karşısına çıkacağını bilemez. Bu sebeple her adımında, her yaptığı işte iyiliği araması lazım. Hani halk arasındaki tabirle karşımıza gelen herkesi Hızır, her günü Kadir bilerek hareket etmemiz lazım. İnsanlara davranışlarımızda, kendi amellerimizde, yaptığımız işte her ne şeyde olursa olsun ibadetlerimizde o hayırı aramamız ve Allahu Zülcelal'e kendimizi yaklaştıracak fiillerin peşinde koşmamız gerekir ki Allahu Zülcelal'e yaklaşalım. Allah'ın yakınlığı aslında iki türlüdür. Birincisi Allahu Zülcelal ilmiyle, kudretiyle bizi kuşatmıştır, bize yakındır. İşte şah damarımızdan daha yakın. İkincisi insanın sürekli Allah'la hemhal olması, kalbini Allahu Zülcelal'in sevgisiyle, muhabbetiyle meşgul etmesi neticesinde Allahu Zülcelal'in kuluna yakınlık kesbetmesi, onun günahlarını affetmesi, dualarını kabul etmesi, istediklerini vermesi manasındadır ki o seviyeye, o makama gelen insan zaten kalben imanın tadını tatmıştır. O yakınlığı hayatında hissetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın veli kulları anlatılırken, bu mertebeye ulaşmış kişilerden bahsedilirken اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah'ın veli kulları, salih kulları o kimselerdir ki ne geçmişten pişmanlık duyarlar ne de gelecekle ilgili kaygı duyarlar. Bu خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ifadesini Zemahşeri böyle tefsir etmiş. Yani korku ve hüzün duymama, geçmişten pişmanlık duymama, gelecekle ilgili de endişe içerisinde olmama şeklinde. Yani her şey Allah'tan, başımıza ne geliyorsa Allah'tan, ne olacaksa Allah'tan, biz sebebini işleriz, Allahu Zülcelal'e tevekkül ederiz. Bu tevekkül neticesinde de başımıza gelecek olan işlerden çok fazla sıkıntı duymayız. Merhum Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratında naklettiği çok güzel bir hadise var. Burada yeri gelmişken onu da nakledeyim. Bir gün çarşıya gitmiş, bir çuval un almış, evine getirtecek. Bakmış, böyle hamalların içerisinde biraz yaşlı, saçı sakalı ağarmış, pirifani görünümünde bir adam var. Onu demiş tercih edeyim, diğer gençler nasıl olsa sağlam rızkını işte daha kolay kazanır, ben bu adama da vesile olayım. O zatı muhtereme demiş şu çuvalı götürebilir misin? Götürürüm. Adam sırtına yüklemiş. Ali Ulvi Kurucu önde, o arkada. Minallah, minallah, minallah. Her adım atışında minallah diyormuş. Minallah, minallah Allah'tan demek. Her şey Allah'tan. Minallah. Eve gelinceye kadar adam minallah çekmiş. Ali Ulvi Kurucu buna bir anlam verememiş. Ya bu adam hayırmış şer mi? Niye böyle her şeye minallah, minallah? Acaba pazarlık etmiş, verdiğimiz parayı mı az buldu da böyle diyor falan diye. Eve yaklaşmışlar, bir bakmış evin içerisinde bir kalabalık, böyle bir insan toplulukları var kendi evinde. Komşular birikmiş, hayırdır ne oldu? Çocuk damdan düştü, sakatlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte akıbetini bilmiyoruz. Ha demiş, anlamış.
Çarşıdan gelinceye kadar adam bana minallah diye telkinde bulundu. Her şey Allah'tandır. Gidelim bakalım hastaneye, veren de Allah, alan da Allah. Eğer Allah Azül Celal aldıysa minallah. Takdir onun, minallah. Yok bağışladıysa minallah, o da minallah. Vay be. Gitmişler hastaneye, bakmışlar. Neyse çocuğun çok fazla ciddi bir şeysi yok. Doktor demiş ki efendim işte çok şanslı, işte ucuz atlatmış vesaire. Demiş minallah. Şimdi hakikaten minallah, bunu diyebilmemiz lazım. Benim de 2018 yılında Haç'ta tercümanken başıma çok enteresan bir olay geldi. Bir hastamız, nefes darlığı sıkıntısı çeken bir hastamız, apar topar hastaneye götürdük. Hastanede doktorlar acil servise aldılar ama hastayla ilgilenmiyorlar. Bir tanesi gidiyor orada bilgisayarın başında oturuyor. Bir tanesi telefonda konuşuyor. Bizim hastaya bir türlü bakan yok. Hastamızın rengi morarmaya başladı. Gidici görünüyor bize göre, nefes darlığı. Gidiyorum, yalvarıyorum doktora. Diyorum ki ya bak, hasta çok sıkıntılı durumda. Allah rızası için gelin bir bakın. Hacı sabır minallah. Adam aynen böyle dedi bana. Küllü şeyin minallah. Her şey Allah'tan. Neyse biz 3-5 dakika dil döktük. En sonunda bir tanesini razı ettik. Geldi, bir oksijen tüpü taktı. Bizim hastanın sıkıntısı gitti, açıldı. Ondan sonra dedim ki bak şunu 5 dakika önce yapsaydın da bu hastayı dedim bu kadar sıkıntı içerisinde bırakmasaydın. 5 dakika önce böyle yapsaydım bu hastanın açılacağına bir garantin var mıydı dedi bana. Yoktu ama dedim sebebin işte minallah. Bu dedi sebepleri yaratan da Allah'tır falan. Tabii bu savunma doğru bir savunma değil benim açımdan. Biz sebebini işleyeceğiz, takdir Allah'tan ama evet. Aşırı bir tevekkül edasıyla doktor o sözü söyledi. Hakikaten bizim Allah'a yakınlık kesbedebilmemizin en önemli vesilelerinden bir tanesi de Allah-u Zülcelal'e hakkıyla tevekkül edebilmemiz. Başımıza gelen en ufak bir şeyde hemen isyan etmeden buna da şükür diyebilmemiz çok önemli. İşte bizi Allah'a yaklaştıran fiillerin başında gelen şeylerden bir tanesi bu tevekkül ve şükür. Bu sebeple kul ne kadar tevekkül sahibi olur, ne kadar şükrederse Allah'a o kadar yakın olur ve korkulardan emin olur. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le beraber mağarada kaldıklarında biliyorsunuz kafirler mağaranın ağzına kadar geldiler. Hatta bizim tarih kitaplarının yazdığına göre şöyle biraz eğil baksalar belki görecekler. O kadar. Hazreti Ebu Bekir korkudan titremeye başladı. Korkusu kendisinden değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i muhafaza edememe korkusuyla. Peygamber Efendimiz o gün ona ne dedi ayet-i kerimede? La tahzen innallâhe ma'ana. Korkma, Allah bizimle beraber. İşte yani Allah'a yakınlığı olan, kurbiyeti olan kişiler böyle der. La tahzen innallâhe ma'ana. Allah bizimle beraberdir. Hakkımızda Allah-u Zülcelal'in takdir ettiği şey neyse biz ona razıyız. Ölümse Allah'tan gelen ölüm de güzel. Hastalıksa hastalık güzel. Ne gelirse Mevla'dan bizim için o güzel diyebilmemiz lazım. Bu işte kurbiyetin bir göstergesidir. Biz bunu diyebiliyor muyuz? İşte maalesef hayatımızda çoğu zaman bunu diyemiyoruz. Hemen farklı şeyler düşünüyoruz. Farklı vesilelere sarılıyoruz. Bu da ister istemez insanın biraz uzaklaşmasına sebep oluyor. Hatta Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında çok ilgi çekici bir nokta var. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz haksız yere hapse atıldı. Kendisi hapisteki yattığı arkadaşlardan bir tanesi hapisten çıkarken, kralın adamlarından bir tanesi ona dedi ki kralın yanında beni de zikret. Bak böyle birisi var hapiste, haksız yere yatıyor falan diye an. Bazı tefsir kitaplarımızda, tasavvufi tefsir kitaplarında özellikle deniyor ki böyle demesinden dolayı 7 yıl fazla yattı Yusuf Aleyhisselam. Yani Allah-u Zülcelal'den istemedi de efendim farklı vesilelere tevessül ettiği için, sırf Allah-u Zülcelal'e hasretmediği için uzun yattı hapiste, daha fazla uzun yattı. İşte bu sebeple Müslüman çok uyanık olması lazım. Çok böyle aklı başında basiretli olması lazım ki ittaku ferasetel mümin diyor Peygamber Efendimiz. Müminin, Müslümanın ferasetinden sakının. Yani öyle bir kimsedir ki
tabiri caizse lep demeden leblebi anlayıp gelecek olan olayları öncesinden görüp ona göre hareket edebilen, ona göre hareket metodu geliştirebilen kimsedir Müslüman. Bu sebeple bizim Allahu Zülcelal'e yakınlaşabilmemizin en önemli ilkelerinden, etmenlerinden bir tanesi Allahu Zülcelal'den bizi uzaklaştıracak olan fiillerden elimizi ayağımızı çekmek. Mecellede de bu şöyle kaideleştirilmiş. Mefsedeti def celbi menafiden evladır. Yani bizim zararımıza olacak olan, mefsedet olan şeyleri uzaklaştırmak, def etmek, faydamıza olacak olan şeyleri elde etmekten önce gelir. Bu sebeple bazı alimler şöyle diyorlar. Bir adam hiç günah işlemese cennete girer. Yani hiç sevap işleyecek başka amele gerek kalmaz. Yani günah işlememekle zaten yeterince sevap işlemiş oluyor. Bu sebeple cenneti hak eder demişler. Bu ilke bu anlamda çok önemli bizim hayatımızda. Yaptığımız iş hayra mı yoksa şerre mi götürüyor? Eğer bunu tespit edip de ona göre o işten elimizi eteğimizi çekebiliyorsak veya hayır olduğunu düşündüğümüzden dolayı o işe gayret gösterebiliyorsak işte bu Allahu Zülcelal'e yakınlaşmamızın en büyük vesilesi ve bizi kötülüklerden alıkoymanın en büyük vesilesidir. Kul Allah'a yaklaştıkça da kötülüklerden, şerlerden uzaklaşır. Bu sebeple niyetimiz Allah'a yakınlaşma olması lazım. Bu minvalde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyurmuş. Niyetimiz güzel olsun. Hayırlı işler yapmak için azmedelim. Gayret edelim, sebebini işleyelim. Muvaffak olamasak bile biiznillah sanki yapmış gibi Allah-u Zülcelal bize sevabını takdir ediyor. Mesela bir insan hacca niyetlense, her türlü sebebini işleyip gidemese, hacca gitmiş gibi sevap alabilir. Bu sebeple insanın Allah'a yakınlık kesbetmek için vesileler araması, sebepler araması ve uzaklaştırıcı kötü davranışlardan ele tek çekmesi şarttır. Ancak böylelikle yakın olanlardan, mukarrabinden, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle olabilir. Neden mukarrabinden olmak önemli? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mukarrabin bize öyle bir vasfedilmiş ki insanın mukarrabinden olmamak yani nasıl söyleyeyim? Akıl kârı değil. Akıl kârı değil diyesi geliyor hakikaten. Hatta onların derecelerinin yüksekliğini göstermek adına kella inne kitâbel ebrâri lefî illiyyin. İyi insanların kitapları, amellerinin kaydedildiği ana kaynak illiyindedir. Âlâ-i illiyyin, en yüce mertebe. Âlâ-i illiyyin mertebesi en yüce mertebededir. Ve mâ edrâke mâ illiyyün, o illiyyünün ne olduğunu sen biliyor musun? Kitâbün merkûm, her şeyin kaydedildiği ana kitaptır o. Yeşhedühül mukarrabûn, işte onu ancak mukarrabinden olan, Allah'a yakınlığı olan kişiler görebilir. Allah'a yakınlığı olan melekler görebilir. Meleklerin bile bu anlamda dereceleri vardır. Mukarrabinden olan melekler diğer meleklerden üstündür. Hocam Rabbim inşallah bizi ve bizi izleyen bütün dostları mukarrabinden eylesin. Amin, mukarrabinden inşallah olacak güzel amellerle bizleri, amin, rızıklandırsın. Amin. Efendim Mehmet Emin abiye tekrar bir kulak verelim. Hocama da bir nefes aldıralım. Evet. Buyurun üstadım. Sağ olun. Buyurun.
aşk oduna yanıkların eğlencesi, tevhid olur. Eğlencesi tevhid olur. Mısri'ye uyan kişinin, Mısri'ye uyan kişinin gider çürüğü işinin. Can kuşunun içindeki can kuşunun eğlencesi tevhid olur. Eğlencesi tevhid olur. Tevhid etsin dinimiz, billallahu pak olsun hem kalbimiz, billallahu sırlar Hüseyin Akıncı hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. Allah'a yakınlığın yollarını hocamla konuşuyorduk. En son reklama girmeden önce elliyenin özelliklerinden bahsetmişti hocamız. Efendim dünyada ve ahirette bunlardan olmanın karşılığı nedir diye hocama bir soru yönelterek biraz daha yakınlığımızı artırmaya çalışalım. Evet. Şimdi tabii Allah'a yakınlıktan bahsederken insanların en önemli hasletinin günahtan uzak durmak olduğunu söyledik. İnsan günahtan uzaklaştıkça, Allah-u Zülcelal'e yaklaştıkça toplum nezdindeki itibarı, saygınlığı artar. Toplumun ona olan ilgisi artar. Ve bu belli bir müddet sonra insanı belli bir mertebenin üstüne yükseltir. Eğer kişi bu mertebenin kendisinin Allah'a yakınlığından dolayı geldiğini anlar, kavrarsa artık o Allah'a yakın olma fiillerini asla terk etmez. Ve mukarrabinden olmaya başlar. İşte bunun en önemli özelliği de bir, o alayilliğindeki mertebelere ulaşabilmek. Bir de toplum nezdinde sevilen, sayılan, herkesin dua ettiği, hayır duasını beklediği bir insan olma mertebesine ulaşmak olur. Mesela peygamberlerle ilgili bu vasıf Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Meleklerle ilgili zikredilir. İsa Aleyhisselam Allah-u Zülcelal müjdelerken ve cihen fid dünya vel ahireti ve minel mukarrabin. Hem dünyada hem ahirette itibarı olan mukarrabindendi diye bize vasfediyor. Peygamberin bir vasfıdır mukarrabinden olmak. Aynı zamanda da dünyada da itibarı olan. Demek ki bu tip insanlar sadece ahiretteki yüksek mertebelerle kalmıyor. Dünyada da bu hayırlı amellerinin neticesini görüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Peygamber Efendimiz'i görüp de ona aşık olmayan, Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulunup da ona hayran olmayan kimse yoktu. Hatta inanmayan kafirler bile kendi aralarında konuşurlarken Peygamber Efendimiz'i methüsena ediyorlardı. Hatta şu bile rivayet ediliyor kitaplarımızda.
Ebu Cehil, efendim Ebu Leheb, en azılı İslam düşmanları bazen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin etrafında saklıca, gizlice dolaşıyorlar. Peygamber Efendimizin Kur'an okuyuşunu dinliyorlar. Peygamber Efendimiz'e kendilerince yakınlık kesbetme gayreti içerisinde bulunuyorlardı. Ama bunu toplumdan gizliyorlardı. Kitaplarımızda naklediliyor. İşte bu mukarrabin olma vasfını taşıyan insanların özelliğidir. Meleklerin de mukarrabin olanları var dedik ki, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mesela vahiy sadece Cibril vasıtasıyla geliyor. Dolayısıyla bazı melekler mukarrabinden olmadıkları için bir takım meleklerin ulaştığı mertebeye ulaşamıyor. Ama İsra ve Miraç hadisesinde çok önemli bir nokta. En son belli bir noktaya geldikten sonra Cebrail aleyhisselam diyor ki, ya Resulallah, bana tanınan sınır bu kadar. Ya. Artık buradan öbür tarafına ben de geçemiyorum. İşte o da Peygamber Efendimizin mertebesinin yüceliğinden. Bu tasavvuf ehlinin çok sık kullandığı ama hadisçilerin aslı yok diye itiraz ettikleri levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk diye meşhur bir ifade var. Tasavvuf ehli bunu çok sık kullanır. Sen olmasaydın alemi yaratmazdım ey Habibim diye Peygamber Efendimiz'e hitaben. Bu hadis olarak sabit değil. Yani aslı itibariyle böyle bir rivayet, hadis Peygamber Efendimiz'den nakledilmemiş. Fakat bu konuda ilim ehli diyorlar ki, biz bunu hadis olarak sabit kılmıyoruz ama mana olarak ifade doğrudur. Yani Allah-u Zülcelal'in Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'in Allah-u Zülcelal'e olan yakınlığının bir ifadesidir bu. Nitekim tasavvufta remizlerle konuşmak, sembollerle konuşmak, bu tip ifadelerle konuşmak meşhur olduğu için bu doğaldır. Ve bu mukarrabin öyle bir noktaya gelir ki belli bir müddet sonra normal insanların anlayamayacağı bir mertebeye ulaşır. Hatta bunu ifade etmek üzere şöyle bir tabir kullanılır. Hasenatül ebrar, seyyiatül mukarrabin derler. Yani iyi insanların, ebrar iyi kişiler, iyi insanlar, bunların yapmış olduğu iyilikler bile bu mukarrabinden olan insanlar için adeta seyyiat mesabesindedir. Mesela bunu şöyle bir izahla alimler izah ediyor. İşte efendim diyelim ki bir kimse namaz kılmaya niyet ettiğinde iyi bir ameldir namaz kılmak. Allah-u Zülcelal'e yaklaştırıcı bir ameldir. Örnek olarak 4 rekat kılayım diye aklından niyet eder, geçirir. İşte bu aslında iyi bir haslettir ama mukarrabinden olan bir kimse için ibadeti sınırlama noktasında bir seyyiattır. Çünkü namaza dururken şöyle düşünmelidir. Ben Allah'ın huzuruna çıkayım da kabule mazhar olayım. Ne kadar kalabilirsem o kadar kalayım diye düşünmesi gerekir. Yani 4 rekat kılayım diye sınırlamak bile bir noktada seyyiattır. Dolayısıyla işte mukarrabinden olmak bu anlamda hem dünyada hem de ahirette yüksek mertebeyi elde etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de mukarrabin o kadar güzel anlatılıyor, o kadar güzel vasfediliyor ki özellikle Vakıa suresinde وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ bu önden gidenler, öncü insanlar, bunlar mukarrabindir. Bazıları bunu sahabe ve peygamber efendimize hamletmişler. Bazıları da işte insanları hayır hasenatta öncülük eden, her türlü iyiliğe önderlik eden kimseler olarak vasfetmişler. Bunlar فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ nimet cennetleri, naim cennetlerindedir. Nimet cennetlerin içerisindedir. Her türlü nimet bunların elindedir. Ala sururin mevzune müttekin aleyha mütekabilin. Efendim böyle nakıştan güzel koltuklarda karşılıklı yaslanmış oturmuşlar. Efendim her türlü istedikleri bir anda ellerinin önünde hazır oluyor. Yadufu aleyhim bildan muhalledun bi ekvabin ve abariqa ve ke'sin min ma'in. Efendim böyle ölümsüz güzel hizmetçiler. Onların etrafında ellerinde ıhpırıklarla, bardaklarla dolaşıp duruyorlar. Cennet şarabından onlara ikram ediyorlar. La yusaddaun anha ve la yunzifun. O şaraptan içince ne başlarında ağrı kalıyor, başlarına ağrı geliyor, ne sarhoşluk onlara peyda oluyor. Ve fakihetin mimma yetehayyarun. Canlarının istediği her türlü meyve onların huzuruna seriliyor. Ve lahmi dayrin mimma yeştehun. Canlarının çektiği her türlü kuş eti ve hurun ayn.
her türlü güzel cennet hizmetçileri onların hizmetine sunuluyor. Ve şimdi böyle olunca da tabii mukarrabinden olmak ya, insanın heves ettiği bir şey oluyor. Cennetin en güzel nimetleri, en güzel makamları onların oluyor. Bu nimetlerden bahsederken müfessirler şöyle bir soruya da cevap veriyorlar. Çok enteresandır. Cennet ehli arasında hüzün olmayacak. Tek bir noktada olacak. O da şu. İşte bu yüksek makamlı, rütbeli cennet nimetlerini görüp de kendileri o nimetlere erişemeyen kimseler keşke dünyadayken daha fazla salih amel işleseydik, daha hayırlı işler yapsaydık da biz de bu nimetlere ulaşsaydık diyecekler. Bir tek bu noktada üzüntü olacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii şimdi biz Allah'a yaklaşmaktan bahsederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi yönlendirmesine de riayet etmemiz lazım. Nasıl Allah'a yaklaşmamız lazım? Bu konuda iki tane rivayet var, çok meşhur Allah'a yaklaşmakla ilgili. Bunlardan bir tanesi Allah-u Zülcelal diyor ki ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl bekliyorsa, nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. Eğer kulum beni kendi nefsinde anarsa gizlice, ben de onu gizlice anarım. Eğer kulum beni bir toplum içerisinde anarsa, zikrederse ben onu o toplumdan daha hayırlı bir toplum içerisinde anarım. Şimdi bu ne demektir? Kişinin Allah-u Zülcelal'e olan imanını ızhar etmesi, eğer ne kadar geniş toplumun içerisinde imanının gereğini yapması, ne kadar büyük toplumun, geniş toplumun, kitlenin içerisinde olursa kazandığı amel, sevap o kadar fazladır. Dolayısıyla kişi Allah'a imanından hiçbir şekilde taviz vermemeli ve bunu ızhar etmekten de çekinmemelidir. Bakın 120 bin sahabiden bahsediliyor veda hutbesinde. Biz sahabi efendilerimizin belki 40-50 tanesini, belki 100 tanesini yakinen tanıyoruz, biliyoruz. Ama 100 bin sahabiden bahsediyoruz. Neden bu sahabileri tanıyoruz? Hep yaptıkları hayırlı işlerden dolayı. İşte Hazreti Ömer'i şecaatinden dolayı, adaletinden dolayı, Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e yakınlığından dolayı, Hazreti Ayşe'yi Peygamber Efendimiz'in efendim eşi olması farklı sebeplerle, Hazreti Fatıma'yı kızı olması yaptığı hayırlı işler, Hazreti Ali'yi hakeza aynı şekilde. Bilal-i Habeşi'yi de mesela hatırlıyoruz. Bilal-i Habeşi'yi neden hatırlıyoruz? Kızgın kumların üzerine yatırılıp, üzerine sıcak taşlar konulmasına rağmen Allah birdir demekten vazgeçmediği için. Tarihe ismi kazınmış. Halbuki Bilal-i Habeşi normalde o zaman sıradan bir insandı. Mekke'de bir köleydi. Sıradan bir insandı. Ama o eziyetlere katlanması, Allah'a olan imanını ızhardan çekinmemesi onu bugün Bilal-i Habeşi olarak bizim hafızamızda hatırlanır hale getirdi. Abdullah İbni Mesud. Pek çok sahabi içerisinde en öne çıkan, en çok hatırlanan sahabilerden bir tanesidir. Neden? Kabe'de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim'i okuma cesaretini gösteren kişidir. Ya. Peygamber Efendimiz'den sonra Kabe'de Kur'an-ı Kerim'i açıktan ilk defa okuyan kişidir. Abdullah İbni Mesud çok cüsseli birisi değil. Ufak tefek minyon tipli birisi olmasına rağmen gitmiş o cesareti göstermiş. Abdullah İbni Mesud'un Kabe'de Kur'an okumasından cesaret alan müminler ondan sonra açıktan Kur'an okumaya başlamışlar. İşte büyük bir kahramanlıktır bu. İşte mukarrabinden olmanın vesilesidir. Bir de bir kutsi hadiste Allah-u Zülcelal kullarım bana farzları işlemekten daha fazla yakınlık kesbedemezler buyuruyor. En fazla farzlarla yaklaşabilirler. Bu sebeple müminler farzlarda asla taviz vermemeli. Farz olan amellerde, beş vakit namazımızda, işte efendim orucumuzda, zekatımızda, haccımızda, kelime-i şehadet getirme noktasında efendim farz olan ibadetlerde asla taviz vermememiz lazım. Tabii ruhsatların devreye girdiği mazeretlerimiz varsa o ayrı. Eyvallah. Mesela şimdi hastalıktan dolayı oruç tutamayan insan amenna imkanı varsa fidyesini verecek, imkanı yoksa ona da bir şey gerekmez. Ama sapasağlam hiçbir sıkıntısı yoksa orucunu tutacak. Hatta orucunu tutmak için kendisini zorlayacak. وَاَنْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle oruç tutmanız sizin için hayırlıdır buyurulduğu için. Aynı şekilde mesela zekatı vermek için kişinin gayret etmesi, acele etmesi, kendisini zorlaması lazım.
Bunun gibi hacca gidebilmek için kendisini zorlaması lazım. Eğer kulum farzların dışında bana yaklaşmak için nafilelerle bana yaklaşırsa, hadisin devamında, o zaman ben kulumu severim diyor Allah-u Zülcelal. Ben bir kulu sevdim mi, onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Bana bir dünya dolusu günahla gelse, ben onu ondan daha büyük bir merhametle affederim. Ya. İfade aynen böyle. Bana bir arz dolusu, bir dünya dolusu günahla da gelse, ben ondan daha büyük merhametle o kulu affederim buyuruyor. Şimdi Ahmet Hocam hakikaten baktığınız zaman biz pek çok günah işliyoruz. Müslümanlar olarak, müminler olarak pek çok günah işliyoruz. Ama dünyada Allah-u Zülcelal'in bize musahhar kıldığı nimetlerde hiçbir eksilme yok. İşte oksijen sonsuz, sınırsız. Bakın şu anda Allah hastalarımıza şifa versin. Amin. Entübe olan vatandaşlarımız bu oksijenin kıymetini daha iyi anlıyor. Ayrıca bu işin ekonomik boyutu var. Mesela bir hastanın bir gün yoğun bakımda kalıp da bu oksijeni rahat alabilmesi için yapılan masraf ne kadar? Bunu ekonomik olarak şöyle bir hesap ettiğimizde Allah-u Zülcelal semayı bize müsahhar kılmış, oksijeni bize müsahhar kılmış, yerimize istediğimiz gibi çekebiliyoruz bedava. Hiç 5 kuruş para vermiyoruz. Su semadan bedava bize iniyor. Hiç 5 kuruş para vermiyoruz. Her yerde elimizin altında su var. Efendim işte sağlık nimetinin pek çok işte göz, kulak sayabileceğiz. Her şey. Hangisini sayacağız? Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle saymaya kalksanız sayamazsınız. Eyvallah. Denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa yetmez. Bunların hangi birisine biz ücret ödüyoruz? Hangi birisini karşılıklı alıyoruz? Hiçbirisini. Ama bakıyorsunuz pek çok günah işliyoruz. Bunca günah işlememize rağmen, işlediğimiz hayırlı sevaplar çok az olmasına rağmen eksilme yok. Hatta Müslümanları bir kenara bırakın. Kafirler, müşrikler, mecusiler, putperestler, Allah'a şirk koşanlar, ateistler, Allah'ı tanımayanlar inkar etmesine rağmen bu nimetlerden bedava faydalanıyor. Yani onlara şöyle denmiyor. Siz Allah'ı tanımıyorsunuz, sizin için bir fark var denmiyor. Eyvallah. Onlar da aynı nimetlerden faydalanıyor. Ha, demek ki bu neyi gösteriyor? İşte Allah-u Zülcelal'in sonsuz rahmetini gösteriyor. Mağfiretini gösteriyor. Biz kullar olarak Allah-u Zülcelal'e ne kadar yaklaşırsak Allah-u Zülcelal bize onun kat be kat fazlası yaklaşıyor. Bu hadisi kutsinin içerisinde Allah-u Zülcelal diyor ki kulum bana bir karış yaklaşacak olursa ben ona bir zira yaklaşırım. Zira kişinin şu parmak ucundan dirseğinin sonuna kadar olan mesafeye zira denir Arapçada. İslam alimleri ortalama 84 santim olarak tespit etmişler. Kulum bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. İki elimizi açtığımızdaki mesafe. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim diyor Allah-u Zülcelal. Dolayısıyla biz yeter ki Allah-u Zülcelal'e yönelelim. Yönümüzü ona doğru dönelim. Allah-u Zülcelal bize kapısını açmış, hani avucunu açmış peygamber diyor Mehmet Akif. Hakikaten öyle. Gerçekten bizim için sonsuz, sınırsız nimetler bizi bekliyor. Yeter ki biz Allah-u Zülcelal'e yönelelim. Hem bu dünyada hem öbür dünyada Allah-u Zülcelal kendisine yakınlık kesbettiğimizde derecemizi yükseltecektir diyorum. Hocam şimdi bir hadis-i şerif hatırlatın sizin bu söyledikleriniz. Evet. Allah bir kulunu severse diyor, semadakilere sevdirir. Evet. Semadakiler de yerdekilere söyler, Allah bu kulunu seviyor, siz de sevin. Evet. Bütün insanlar sever diyor. Evet. Şimdi şu rahmetten alalım, Tahir Hocam vefat ettiğinde, Allah rahmet yani Konya'da eylesin. Yakın tarihte, emsali az görülmüş değil mi? Yani. Bir cenaze namazı. Evet. Yani meydanlar almadı. Evet. 10 binlerce belki 100 binlerce insan cenaze namazını kıldı. Evet. Allah bir kulunu sevince yerdekileri de sevdiriyor. Yani. O zaman bütün akıl adamı yapacağı iş Allah'a sevgili kul olabilmek için gayret etmek. Evet. Ramazan ayı da bunun için aslında tam bir fırsat anı. Şeytanlar bağlanmış azılıları, cennet kapıları açılmış, cehennem kapıları kapanmış. Öyleyse bize düşen işte bir adım atana yürüyerek gelirim diyen Rabbimize doğru yönelmek ki Rabbimiz inşallah bu konuda bize kolay kılsın ve yakınlığını kazananlardan eylesin. Amin. Diye amin. Dua edeyim. Amin. Hocam 2 dakikamız kalmış. Dua ile kapatalım isterseniz. İnşallah. Lütfen buyurun. Amin.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel agibetü lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya ilahel alemin. Tutmuş olduğumuz bu oruçları dergahı izzetinde kabule karin eyle. Bu oruçları günahlarımıza kefaret eyle. Amin. Tutmuş olduğumuz bu oruçlar sebebiyle Reyyan kapısından kabul edilen kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi, dünyanın dört bir yanında açlıkla, susuzlukla, yoklukla mücadele eden Müslüman kardeşlerimiz var. Ya Rabbi, bu vesileyle onların ızdırabını anlamayı, onların durumunu anlamayı, ümmet olma şuuruna erişmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz bu ibadetlerle etrafımızdaki mümin kardeşlerimizden hasbel beşer ayağa kayanlar varsa, zihni kayanlar varsa, onlara örnek olmayı, güzel örnek olarak onların hayra yönelmesine vesile olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, şu mübarek vakitte dünyanın dört bir yanında dini mübini İslam'ın muzaffer olması için çalışan, çabalayan ne kadar mücahit varsa onlara nusretinle muamele eyleyip muzaffer eyle. Amin. Dini mübini İslam'ın, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden ne kadar eşkıya, terörist varsa, düşman varsa, din düşmanı varsa onları da Kahhar ismi celilinle kahru perişan eyle. Amin. Yapmış olduğumuz bu duaları Kabe-i Muazzama'da yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Ya Rabbi, ellerin semaya açılıp da duaların reddedilmediği mübarek vakitlerde ellerimizi sana açıyoruz. Mümin kardeşlerimizin gönüllerinden geçirdiği ne arzuları varsa şu mübarek vakitler yüzüstü hürmetine ihsan eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Kıymetli hocam, Karatay Belediye'mizin, belediye başkanımız Hasan Kılca Bey'in misafirlerimize böyle bir hediyesi var. Çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da hürmetler, saygılar kendisine. Allah razı olsun diyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dostlar, iftar vaktine saniyeler kaldı. Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, dualarımızı makbul eylesin. Gece sahurda çocuklarımıza namazı nasıl sevdirelim başlığıyla bir gece sohbetimiz olacak. Buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.